Evet, Kadıköy Atatürk Caddesi'nde bir turizm seyahat acentasındayız. Acentanın sahibi Fatih Cansızoğlu, TÜRSAP Anadolu Yakası BTK Başkanlığı'na aday. Fatih Bey merhaba. Neden Merhaba. başkan oldunuz? Anlatabilir misiniz? Evet efendim. Baskın bir seçime karşı demokratik tahammüllerin yerine getirmek amacıyla bir tepkisel anlamda ortaya çıkmış bulunmaktayız. Baskın seçim ne demek? Bunu anlatabilir misiniz bana? Nasıl oldu bu? Benim başkanlığa aday olma sürecim şu şekilde gelişti. 15 Ekim Salı günü TÜRSAP tarafından aranıyorum. 21 Ekim Pazartesi günü Asya BTK TÜRSAP'ın seçimleri olduğunu belirtiyorlar ve seçime 6 gün kala bir süreçte seçimle alakalı bilgilendirmeler üyelere yapılmaya başlanıyor. Bu amaçla soruyorum. Diyorum ki adaylar kimler? Tek adayla seçime gidiliyor yönünde tarafımıza bilgi veriliyor. Bu sebepten dedim ki yani TÜRSAP için sadece ve sadece tek bir aday mı var? 734 tane acentanın olmuş olduğu bir bölgede sadece ve sadece tek bir aday mı var? Tek bir liste mi var? Evet, tek bir liste var dendi. Bu sebepten dedim ki ya dedim eğer dedim tek bir liste seçime gidiliyorsa o zaman dedim hiç dedim Hilton Oteli'nde seçim yapmak için bir masrafa gerek yok. Merkez atasın ve buyurun bu arkadaşlar başkan ve yönetimi teşkil edecek densin. Bir daha da masrafa gerek kalmasın dedik. Peki sizce bunu neden yapmış olabilirler? Baskın basanındır felsefesinden hareket olsa gerek diye düşünüyoruz. Daha kötü şeyler düşünmek istemiyoruz. Peki efendim, hedefleriniz neler? Siz Anadolu yakasında turizme nasıl bir katkıda bulunacaksınız? Biz Anadolu yakasında turizme nasıl katkıda bulunacağız? Öncelikli olarak bizim seçime aday olmamızla birlikte TÜRSAP'ın seçim günü bir bayram günü haline gelecek. Neden bayram günü haline gelecek? Çünkü biz evine ekmek götüremeyen, kirasını veremeyen, vergisini ödeyemeyen, çalışanını koruyamayan, meslek kimliğini kaybetmiş, kaybolmaya mahkum olmuş acente olarak bu iş sektörden umudunu kesmiş, çaresini başka mesleklerde, başka işlerde arayan arkadaşlarımızın geleceği için aday oldum. Ya burayı biraz açıklayabilir misiniz? Ne demek istiyorsunuz? Evine ekmek götüremeyen derken? Ekonomik geçtiğimiz ülkemizin ve dünyanın geçmiş olduğu ekonomik süreçler hepimizin bildiği bir gerçekler. Bu gerçeklere karşılık acentalarını toplayıp motive edip bilgilendirme yapan bir yönetim anlayışı şu ana kadar hayatımızda hiç görmedik. En azından biz şunu savunuyoruz. Diyoruz ki mikro anlamda basit çözümler üreterek, fikirler geliştirerek mevcut krizleri el birliğiyle aşabileceğimize inanıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? El birliğiyle yapabiliriz. Sevgi sahibi ortamını sağlayarak yapabiliriz. Aynı masaya oturmak için ön koşulsuz, şartsız oturarak fikirler geliştirebiliriz. Buradan yola çıkarak ajantalarımızın eğitilmesine ihtiyacımız var. Anadolu yakası Türkiye'nin vitrini. Türkiye'deki en büyük iç operatör firmalarına ev sahipliği yapıyor. Sadece iç operatör firmalarına ev sahiplik yapmıyor, hac umre acentalarına ev sahiplik yapıyor. Yine ülkemizin dev bilet kesen acentalarına ev sahipliği yapıyor. Ve işlerini oturtmuş, kurumsal kimliğini oturtmuş olan acentalarımızın problemlerini biz aşmakla fazla bir çaba gösterebileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü KOBİ'lerin desteğe ihtiyacı var. Siz iktisat mezunusunuz, hesap kitap Evet. bilen bir
eğitiminiz var. Bunu nasıl yapacaksınız? Bir iki kelimeyle anlatabilir misiniz? Efendim, çok basit örnek veriyorum. 734 tane ajantanın 100 tanesi bildiğimiz, sapladığımız isimleri de var bizim elimizde. 100 tanesi örneklendirecek olursak kış döneminde okul turları yapıyor. Bu 100 ajantamızın bir kısmı otobüs işletmeleri var. Bir kısmının seyahat ajantaları var. Bir kısmının otelleri var bu ajantalarımızın. Yerinde eğitim, müzede eğitim kapsamıyla okullarımızı hayata geçirebiliriz. Kış dönemi ölü sezon. Ölü sezonda okullar açık. Açık olan okullarındaki öğrencilerimizi doğada, tiyatroda, sinemada, sanatta eğitimlerle, müzede eğitimlerle, eğitici faaliyetlerle sektörün önünü açabileceğimizi düşünüyoruz. Peki son olarak mesajınız nedir? Son olarak mesajımız şu: birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi ve saygının yeşerdiği bir ortamda bizler çok güzel günlere erişeceğimizi düşünüyorum. Genç bir, dinamik bir kadroya sahibiz. Ekibimizdeki arkadaşlarımızın hepsi birbirinden deneyimli ve heyecanlı. Heyecanımızı meslekten ümidini kaybetmiş meslektaşlarımıza aktaracağımıza inanıyoruz. Peki son olarak bütün söylediklerinizi toplamak için bir şey soracağım. Neden size oy versinler? Birlik olmak, biz olmak ve demokrasiye sahip çıkmak için biz burada aday olduk göreve. Biz geçmişle değil, gelecekle ilgileniyoruz efendim. Geleceğe umutla bakmak için bize oy vermelerini rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sağ olun.